Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir şişem var. Değil, hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Çikolataya bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Kazanmayı kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzan en azından lezzetli olandır. Diğerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. Hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim, tamam mı? Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzanı çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmamla ağzım sulandı. Ellerimizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Bunu nasıl yapıyorsun? Pizzalar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay! Bana ne oldu? Sanırım artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Of! Pizzalarım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kim cesaret edebildi? Oh, sizi hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Hiç utanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizzalar. Pekala, en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay! İşte bu, söylemiştik sana. Evet, gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu ceza bana? Sarımsaktan nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız çünkü sadece bir sarımsağım var. Come on. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onunla çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak ezici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır, istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne yiyeceğiz bir şey? Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ay, ben bile bu kokuyu alıyorum. Nasıl kokuyor, korkunç. Böyle durumlar için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex, sarımsak yeme sırası sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Vay canına. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır, spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. İşe yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzından hiçbir şey kokmuyor. Harika. Julie, sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum.
yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtulabilirim. Vay canına, ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Julie, aferin sana. Ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? Tamamdır. Artık sarımsak yok. Vay be, benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. Julie, üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı. Sonunda o da kokmuyor. Kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. Kahretsin. Tik Tok'a şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet. Bir gün benim de bir sürü leziz yemeğim olmalıydı yani. Tatlım, en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane Tik Tok şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Alex, sıra sende. Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey dökülmüyor? Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretsin, şimdi tüm Tik Tok masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Julie, geriye sadece sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil, bir sürü bagetim var. Burada herkese yetecek kadar var. Danneler, tüm şekerler benim. Tik Tok'a bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kahretsin, biz yine paylaşmadın bile. Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Dadam, şekerlerimiz bizim. Kımıldamayın. Çalmaktan nasıl utanmıyorsunuz? Kanıt yok. Hiçbir şey kanıtlayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elden yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila, bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Kahretsin, hiç Tik Tok'un kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadın. Ama arkadaşlarınla paylaştın. Herkese merhabalar. Nihayet mücadeleye başlıyoruz. Ve hemen şanssız oldum. Sadece bir paket sakızım var. Bende bundan çok daha fazlası var. Bende aslında bir sürü. Alex, gerçekten şanslısın. Ama sakızlarımızı önce yiyebiliriz. Okay. En azından bir iyi şey. Buba Buba'ya bayılırım. Özellikle de bubblegum tadında. Ne yapıyorsun? Awesome. Come on. Sakızı senin ama çöpleri benim mi kaldırmam gerekiyor? Al sana. Ay, hadi ama kızma. Şu an ne kadar büyük balonduk şirdiğime baksan iyi edersin. Awesome. Balonla oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Ama bunun için gerçek bir usta olmanız gerekiyor. Vay canına, gerçekten çok havalı. Alex, aferin sana. Ama şimdi sakız çiğneme sırası bende. Önce ambalajdan kurtulacağım. Bana çok yardımcı olacak bir yöntem bile biliyorum. Vay canına, çok havalı. Şimdi onları yeme zamanı. Dudak süpürgesi aktiflendi. Vay canına. Şimdi gerçekten büyük bir balonun ne olduğuna bakın. Benden daha büyük bir balonu şişirmesine izin vermeyeceğim. Ne yaptın sen? Korkunç.
Balonumu patlatmakla kalmayıp kaşlarımı da elimden aldın. Şimdi nasıl yaşayacağım? Onları tekrar yapıştırırsın. Tamam, sadece biraz panikledim. Tamam. Neden sakız denemek sırası sende? Sonunda ambalajdan kurtulmak için özel bir icat hazırladım. Awesome. Çok etkili bir yol. Şimdi onları birer birer yiyebiliriz. Gerçekten büyük bir balon görmeye hazır mısınız? Öyleyse gidelim. Mila, kes şunu. O çok büyük. Şimdi ne yapacağız? Onu yere nasıl indirebilirim? Bingo. Bir fikrim var. Bir sapan kullanarak bir topu patlatmanız gerekiyor. Alex ateş et. Neden ben? Çünkü 6 dakikada Mila uzaya uçacak. Hadi daha hızlı. Çarpık. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. Mila, aferin. Başardın. Şunlarla arkadaş olmam gerektiğini düşünmüştüm artık. Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar. Oh no! İşte sadece bir tane nar var. Bende bir sürü var. 10 tane. Daha fazlası olamaz. Annen, tabii benimkine bak. Ama benimki daha lezzetli. Mila, önce sen ye. Okay. Yaşasın. Neri çok severim. İçindeki tohumların ne kadar lezzetli olduğuna bir baksanıza. Gerçi onları yemek için pek uygun değil. Ama böyle küçük tatlılar için hep yanında cımbızım olur. Lezzetli, rahat ve elleriniz kirletmenize gerek yok. Tahılları bir tabağa koyup hepsini bir kere yemem daha iyi olur. Çok daha lezzetli. Harika oldu. Tam olarak 100 tane. Bu çok havalı. Öyleyse eskiden olduğundan daha fazla, 100 kat daha lezzetli olacak. Sadece 1000 aram olsa bile yine de çok mutluyum. Alex, sıra sende. Okay. Önce en lezzetli olana ulaşmamız gerekiyor. Bunları kesmek çok kolay. Onu parçalamak ama. Korkunç. Alex, artık manyak gibi görünüyorsun. Manyak olmak lezzetli değil. Ama bir nar yemek inanılmaz resmen. Alex çıldırdı. Böyle bir şey yok. Ben sadece lezzetli bir nar yiyorum. Hepsi bu. Aslında Mila, sen de vaktini boşa harcamamak için başlayabilirdin. Gerçekten ben de başlayabilirim. Mila, bıçağa ihtiyacım var. Tamam, al. Sadece bunları yemek sıkıcı. Ama onlardan iştah açıcı meyve suyu yapmak eğlenmekten daha fazlasıdır. Meyve suyu makinenin nasıl olduğuna baksanıza. İşte bu. Büyük çok. Büyük bir meyve sıkıcı artı bir sürü nar. Çok fazla lezzetli nar suyuna eşittir. Siz buna baksanıza. Onu çabucak içmemi istiyor. Lezzetli oldu mu? Çok. Mita, artık yüzünde bile meyve suyu var. Bir sorun değil. Ondan kolayca ve kolayca kurtulabiliriz. İşte bende sadece bir şişe kola var. Bende daha çok. Bak, Mila'da ne kadar var. Evet, bakın, kola şişelerinden bir kulem var. Ama yine de ilk ben içeceğim. En azından bir konuda şanslıyım. Kola her zaman lezzetlidir. Ondan sonra midem hep konuşur. Tüm kola şişelerimi bir kere de nasıl içeceğime dair bir harika fikrim var. Açmam gerekiyor ve sonra geçen yaptığım özel bir pipete ihtiyacım olacak. Bu harika bir fikir. Yine de kola çok lezzetli.
Görünüşe göre birileri dışarı çıkmak istiyor. İşte bu güçlü bir kükreme. Siz ne yaslanıyordunuz? Sonuçta ben bir erkeğim. Ben Pepsi'yi daha çok seviyorum ve bir şişe aldım. Ne kadar havalı. Neden? Şimdi her şey düşecek. Ne olmuş yani? Bırak düşsün. Ama şimdi üst katlara ulaşmak zorunda kalmayacağım. Bahse gelelim, bir kere de tüm kola şişelerini içeceğim. Sana inanıyoruz. Hadi Mila. İyi, bize çöp atma yeter ki. Aynen, bunlar şişeler. Yüzüne bir kavanoz almak acıtıyor. Üzgünüm, sadece duramıyorum. Tatlım, sana ne oldu? Karnını gördün mü? Evet, bunların hepsi gaz. Aa, kurtarın beni. Bu acil bir durum. Vay canına. Ah tatlım, artık kola yok. Artık istemiyorum zaten. Artık bana sığmaz. İşte belgelerim. Pekala, içeri geçin. Evet, gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okay. Teşekkürler. Hmm. Evet, bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle mahrum değilim. Hoşçakalın çocuklar. İnmem gerekiyor. Hadi koş, belki yetişiriz ona. Pekala, siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler, biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. Ne kadar şık bir bedeni var, benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte buradasınız altınlarım. Anneniz sizi çok özledi. Of ya, bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh, come on. Merhaba, biletiniz. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpekle geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya, bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkanın içine koyacağım tavşanı. Hoşça kal Bobik. Endişelenme, o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda. Şimdi küçük bir kontrol. Ne? Of ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evcil hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. Merhaba efendim. Bastığınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. Vay canına, olamaz. Şapkanızı hemen kontrole getirin. Garip. Affedersiniz, içeri geçin. Ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selamlar. Çabuk geçin bayın. Of ya, tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve tüylü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canına, teşekkürler. Göreceğiz, sorun yok. Hayvan izi yok. İyi günler. Pekala, bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır, kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım, size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafınızı çekebilir miyim? Aa, neden olmasın? Peki, bir saniye. Önce saçımı düzeltmem gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. İşe yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm, gitmem gerekiyor. Hey, bu ne? Boş bir sepet mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii, geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii. Çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var?
Merhaba, iyi yolculuklar. İyi günler, belgelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Pekala, yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok, hayvanla geçemezsin. Pekala, çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağayla da giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Hikayenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Temiz görünüyor. Tamam, içeri geç. Teşekkürler. Yemeğe hoş geldiniz. Buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst tarafa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam, kalkışa hazırız. Tamam, fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Merhaba, işte biletlerim. Nasılsın Keşo, her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşo hiçbir yere gidemez. En azından uçakla, hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarına izin yokmuş. Bir fikrim var. Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. Efendim, iyi misiniz? Her şey yolunda, hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? Ya hiçbir şey, komik bir şaka hatırladı. Öyle mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış. Biliyordum. Uçağa bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Bakın orada ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Kaçırdım. Merhaba. İşte biletim. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla binmeye izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz kulak olurum. Bütün bundan ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin ve acele edin. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin, özür dilerim. İşte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor? Hayır, yılan. Sadece zararsız bir beton.